Bugün yanımda Anıl Piyancı var. İlk defa poligonda bir atış yapacaksın değil mi? Daha önce hiçbir eğitim almadın. Yok, hiçbir eğitim almadım. Counter'dan öte bir silah kullanmışlığım yok yani. O yüzden dikkat edin kendinize. Kameraman arkadaşlar, özellikle size söylüyorum. Kunduz kuyruğunu kapatıyorsun. Kunduz kuyruğu, horoz başlığı. Hayvanlardan gidiyorsun. Şu şekilde, şu şekilde kapatıyorsun. Yakıştı mı? Gez nere, göz nere, arpacık nere? Arpacık, gez, göz. Ulan göz kendisi. Arkadaşlar sakin olun. Evet. Bir sorun yok, her şey kontrolüm altında. Kaç vurdum tetik acaba? Tetik düşürmüyoruz. Bakayım. Oo. Hedefe bakıyoruz, hepsini vurdum bu arada, kaçırmadın. Arada ıskaladığımız oluyor. Bu her zaman hayat olur. Hayat dersi gibi bir gün ya. Herkese merhaba, ben Şevki Alsaner. Poligon Atış Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Anıl Piyancı var. Abi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Çok heyecanlıyım. Kahveyle de. Kahveyle başladım ilk önce. Her yer ateş ediyor, kahve de ateş ediyor gördüğün gibi. Şimdi bu çılgın silahlarla neler olacak çok merak ediyorum. Çünkü ben normalde bedelli askerlik yaptım. O yüzden bedelli de bize 3 mermi sadece hak vermişlerdi. Biz çok istemiştik biraz daha sıkalım ama yani öğrenememiştim. Kısmet bugüneymiş. İlk defa şu anda silahlarla karşı karşıyayım diyebilirim sana. İlk defa poligonda bir atış yapacaksın değil mi? Daha önce hiçbir eğitim almadın. Yok, hiçbir eğitim almadım. O yüzden dikkat edin kendinize. Kameraman arkadaşlar, özellikle size söylüyorum. Güvenliğimizi alacağız önce. Tamam. Güvenlik ateşi silahlardan. Abi müzik dünyası nasıl? Müzik dünyası çılgın. Çılgın mı? Ya müzik dünyası çok geniş bir soru oldu ama yani bizim piyasa fena değil. Güzel gidiyor yani işler. Benim kendi adıma konuşayım. Hani müzik dünyası çok geniş bir kapsam ama ben kendi adıma bu aralar keyfim yerinde. Modum güzel. Yolumdayım. Peşindeyim. İşlerin güçlerin. 15 yılı geride bıraktık. Artık hani böyle yeni bir sayfa açtım kendime. Yeni işler, yeni projeler peşindeyim. Hem müzik hem böyle podcastler falan yapmaya başladım. Böyle bu ara hayattan keyif aldığım bir dönem yani. İyi hissettiğim bir dönem. Müzik de beraber bende yürüyor şu anda. Sen nasılsın? Biz ateş ediyoruz. Biz ateş ediyoruz. Mekan ateş ediyor. Zaten içeri girdim. Her yerde hemen bir moda giriyorsun yani. Çok güzelmiş mekan. Elinize sağlık. Evet, şu an Poligon Atış Kulübü'ndeyiz arkadaşlar. Siz de buraya gelerek bu deneyimi hocalar eşliğinde alabilirsiniz. Aşağıdaki numaradan da randevu alabilirsiniz. Şimdi konumuza gelelim. Silahlar. Silahlarla aran nasıl peki? Yok. Seviyor musun, sevmiyor musun? Yani nötr müsün? Counter'dan öte bir silah kullanmışlığım yok yani. Tabii bir erkeğin yani sonuçta bilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum silahların. Dediğim gibi askerdeyken en keyifli kısmı o 3 mermiyi sıktığımız andı yani. O yüzden hani silahlarla şu anda ne aram iyi değil ama bugün anladım ki benim de eğitim almam lazım. Hatta sordum İzmir'de var mı diye size. İzmir'i açarsanız eğitimi almaya geleceğim yani. Yani bir aram yok ama bugün inşallah bir başlangıç olur benim için de. Öğrenilmesi gereken bir şey yani. Bu bilginin burada olması lazım. Tabii ki de. Yarın ne olacağı belli değil. Evet. Yani şu tabancayı sahip olmasan bile kullanmasını bilmek lazım. İstersen bir yavaş yavaş başlayalım. Başlayalım. Bunları seçme sebebini bana söyler misin? Neden bu silahlar? Neden? En son çıkan tabancaları getirdim sana. Vallahi, aslında. Son model bunlar diyorsun. Son model. Türkiye'de tamam. Çıkan son modeller. Bunun sert içerisinde, mi, zarif mi bunlar? Nasıl şeyler? Bunların nasıl ayrılıyor kendi aralarında? Normalde çelik, polimer, horozlu, horozsuz modeller diye ayrılıyor. Ben neleri seçtim senin için? En son çıkan Janin SFX Rival S. Full çelik bir tabancadır. Tipi bu da güzelmiş. Yine Janin 1923 modeli 100. yılımıza özel yapılmıştır. Aynısının sarsılmaz modeli de var. Yine sarsılmaz 100. yıla özel kendi bir tabancasını tasarladı. Ha, şurada 100. yıl şey detayı var. Güzelmiş. Evet. Güzelmiş. Şöyle gösterirsek zaten arkadaşlar inceleme videosundan biliyordur. Yine sarsılmazın K12 Sport'u var. Bu da gerçekten çok başarılı. Türkiye'de inanılmaz satışlar yapmış çelik bir tabanca. Ve bu kadar Türk tabancasının içerisinde bir tane de yabancı olsun istedim. O da CZ Shadow. Neresi? Hangi ülke? Çek. Çek. Çek Cumhuriyeti. Çek, bence evet. Şu ana kadar dünyanın en iyi tabancası. Çeklerin ürettiği en iyi tabanca diyebilirim. Güvenlik olarak kulaklığımız var. Gözlüğümüz var. Kulaklarım çok önemli. Tabii. Kulaklarıma zarar gelmemesi lazım. Kulaklık bir arkadaşım, çok önemli. Senin gibi daha önce silahlarla alakalı hiçbir iş olmamıştı. Bir proje yüzünden silahlarla atış eğitimi yapacaklardı. Kulaksız mı yaptı? 5 atış yaptı. Kulaklıksız. Ve daha önce de evet. Daha önce de hiç böyle bir şey yapmadı. Sizler gitti. Gitti. İptal. 2 ay, 3 ay
Oktay. Geç hiçbir olsun şey kardeşim buradan sana. Buradan da selam olsun, geçmiş olsun demek istiyorum. O yüzden güvenlik için arkadaşlar gözlük ve kulaklığınızı takın. Şimdi biz ilk önce tutuştan, güvenlikten anlatacağız. Tamam. Ondan sonra kulaklığımızı, gözlüğümüzü takarız. Tamam. Önce güvenlik diyoruz. Güvenlikte tamam. Olay nedir? Şarjörü çıkarıyorsun. Şarjörde fişek var mı diye bakıyorsun. Mermi var mı? Yok. Aynen. İçeriye de bakıyorsun. Şöyle. Yok. İçeride de bir şey yok ise sürgüyü düşürüyorsun. Bu tabanca şu an kimseye zarar vermez. Tamam. Çünkü tabanca boş ve bilen bir insanın içerisinde. Tabii canım, şu an profesyonellerin yanındayım. İçim rahat olabilir. Tabancayı tutuş şekli. İlk önce sağ elle şu arkadaki kunduz kuyruğu var. Ya. Kunduz kuyruğunu kapatıyorsun. Kunduz kuyruğu, horoz başlığı. Hayvanlardan gidiyorsun. Normalde video uzamasın diye bütün tabancanın bütün parçalarını tek tek açıklamam gerekiyor tamam, sana. Made in Turkey. Ha, tamam, Türk tabii, silahı. Tabii. Bu Çek, bu Türk. İlk başta kunduz kuyruğunu kapatıyorsun. Tamam, elinde. Kunduz kuyruğunu kapat. Slide'ı düşürebilirsin. Şöyle tutuş işte. Evet. Tabanca boş zaten. İlk sesimizi aldık. Sağ elinle tabancayı kavradın. Sol elinle boşluğu kapatıyorsun. Ve şu şekilde, şu şekilde kapatıyorsun. Oldu mu? Aynen. Bu. Tutmayı tuttuk. Öğrendim. Yakıştı o. Tabancada güvenlik olarak her zaman ileri doğru tutuyorsun. Sağ, yani sola dönmek yok. Sıkma olarak taban tıken ileri tutmak. Yani canlı bir hedefe doğrultmuyoruz. Tamam. Her zaman kağıt hedefe sıkıyoruz. Ve yani hiçbir zaten zaman tabancayı... Şey yapıyorsunuz herhalde burada. Yok. Atıp canlı hedefle çalışıyor. Yok. Detaya geldi. Tamam. Hiçbir zaman tabancayı da şu şekilde namluyu görecek şekilde yapmıyoruz. Yani şu şekilde aynen yine havaya bakacak şekilde tutuyoruz veya bu şekilde tutuyoruz. Tamam, okey, anladım. Namlu hiçbir zaman sağa sola yukarı aşağı dönmüyor. Dönmesin, tamam. Bir şey söylemek istiyorsun, illa arkaya döneceksin. Sol elinle tabancayı tutuyorsun ve arkaya dönüyorsun. Namlu tekrar... Arkadaşlar sakin olun. Evet. Bir sorun yok, her şey kontrolüm altında. Güvenlikle hallettik. Nişan tamam. Oturtma. Tabancayı ileri doğrultuyoruz. Burada yeşil bir şey görüyorum. O arpacık. Arpacık. Göz arpacık. Tamam. Kesinlikle öyle. Şimdi gez nere, göz nere, arpacık nere? O arpacık bu, anladım. Arpacık, gez, göz. Ulan göz kes. Göz bu. Sağ göz mü? Peki. Göz de önemli işte. Sağ göz mü, sol göz mü? Ya miyopsan işte. Evet. Ne ya da astigmatsa neyse, gözünde sıkıntı varsa. Gözlük kullanacaksın. Ha, mantıklı. Balistik gözlüğün arkasına cam kestiriyorlar. Onu kullanıyorlar. Onu kullanıyorlar. Hmm, tamam, okey. Tamam. Yine doğrultalım. Tabancada önemli olan tek kural. Gez, göz, arpacık. Bu üçünü aynı hizada olması gerekiyor. Şu şeye tam ortasına oturtacağım. Kesinlikle öyle. Buradaki arpacık gezin içini dolduracak. Ve tamam, gözümü sıkmak ne zormuş ya. Çift gözü bakabiliyor musun? Oha, yok, göremiyorum. Göremiyor musun? Öyle bir şey var mı ya? Normalde var ama çift yeni göz atıcılar. Hedefi mi? Normal atıcılar, oha, çift gözü atıyor. Hadi be. Evet. Çift gözün mantığı şu. Sol gözünü kapattığın zaman sol tarafını göremiyorsun. Hı hı. Sol tarafını göremediğin için herhangi bir tehdit oradan gelebilir. O yüzden çift göz atıyoruz. Tamam, ilk tabii o ilerleyen zaman. Yani. İnşallah eğitim alırsam çift gözle de atmak nasip olur. İnşallah. Yine doğrultalım. Tamam. Gez, göz, arpacığı anladık. Anladım. Tam ortasını. Aynen. Tam ortasını olması gerekiyor. İçi boş değil mi? İçi boş. Şimdi tetiğe giriyoruz ama. Tetik var. Aha. Ne zaman atış yapacağından eminsen parmağın her zaman yavaşça tetiğe gidiyor. Tetik boşluğunu alıyorsun. Bunu videodan izlemiştim. Ve ondan sonra yavaş yavaş çekiyorsun. Çok sert çekmiyorsun. Basayım mı? Tabii tabii. Tabanca boş. Şimdi küçük bir öne doğru hareket oldu. O da işte amatörlüğüme ver artık. Tabii. O kadar da değil. Hataları görmek ve bunun üstüne gitmek daha güzel. Tabancayı kurdum tekrar. Tamam. Tekrar nişan alalım. Tutuşum parmak dışarıda. Tutuşun herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Tabancayı çok sıkma. Tamam, yumuşak. Çok fazla sıkarsan tabanca titrer. Titrememesi için tabancayı sıkmıyoruz. Boşluğu al. Bu boşluğu hissettim ne kadar olduğunu. Tamam. Boşluğu al, çek tetiği. Bu. Mükemmel. Tamam. Mükemmel ötesi. İçinden şey çıkarken de inşallah kıpırdamam tabii. Kesinlikle. Şimdi boşken sıkması kolay. Duruş tamam. Şekilleri tamamıyla sana kalmış. Şimdi isterseniz atışlara geçelim. Tamam. Çok heyecanlı. Atış serbest. 9. Çok güzel. Evet. İstediğim bu. Atışa başlamadan önce güvenlik. Gözümüze, kulaklığımıza takıyoruz. Gözlük takmayı severim zaten. Kulaklık da takmayı severim. Gözlük herhangi bir şarapnaya gelmesinde bizim gözümüzü koruyor. Koruyor. Kulaklık da ses. Ses zaten, bu çok önemli.
Bu iyi çalışmazsa sıkıntı olur benim için. Oo, bayağı güzel kesiyor. Elektronik bir kulaklıktır. Konuşma sesini içeri alır, kulağımızın içine verir ama patlama sesini kısar. Almaz. Hangisiyle başlayalım? Bununla başlayalım. Geze Shadow. Kaç tane doldurayım? Valla kaç doldurabiliyorsak. Sen iste, hepsini doldurayım. Yani nasıl, usulü ne? Usulü yok. Sana tamam. Kalmış. 5'te kaç yapıyorum ona bakalım. 5. Hemen bakıyorum. Tabancayı alabilirsin. Yine güvenlik kuralı. Namlu kontrolü. İçinde var mı bakalım. Var mı? Yok. Tamam. Yok. Tamam. Şunu... Sürgüyü düşürebilirsin. Sürgüyü böyle mi? Evet. Çok tamam. Güzel. Düşürdük. Altın kural. Kunduz kuyruğunu iyice dolduruyorsun. Tamam. Tabancayı şarjörünü veriyorum. Doğru. Sen dolduracaksın. Tamam, okey. Şarjör takmak çok havalı oluyor. Güzel güzel çekelim. Sürgüyü çekiyorsun. Evet, şu an tabanca atışa hazır. Hazır, tamam. Elimi buraya koydum. Ve göz göz arpacık yapacak şekilde. Nereden tekiyim. Vurmam lazım? Şu an gövde. Gövdeye atıyoruz. Yaklaşık 7 metrede gövdeye atıyoruz. Göz göz arpacık yaparak hedefi oturtacaksın. Arpacık kesinlikle ama arda arda mı sıkıyorum? İstediğin gibi, sana kalmış. Ama yavaşlık. Bir yavaş şey yap. Tamam, bir sakin ol diyorsun. Doğru söylüyorsun. Aynen. Biraz pozisyonumuzu alalım. Hazırım. İstediğin zaman atış yapabilirsin. Çok güzel gövdede. Yine aynı yerde, çok iyi. Çok fazla sıkmana gerek yok. Bırak tabanca şahlansın. Aşağı düştü. Güzel. Alayım tabancayı. Hala fişek var. Fişeğe bakıyoruz. Fişeğe vurmuş ama patlamamış. Patlamamış. Fişek aha, hatalı. Tekrar dolduruyorum. Öyle şeyler oluyor yani. Evet. Şu an tabanca atışa hazır. Atışa hazır. Yine tutuşu aynı şekilde yapalım. Tamam. Evet. Şöyle kontrol ediyorum. Evet, herhangi bir şey yok. Atış yapabilirsin. Çok güzel. Rahat bırak kendini. Çok güzel. Tabanca bitti mi? Bitti. Tamam. Bittiğinde nereden anlarız? Sight geride kaldı. Tamam. Üst sürgü geride kaldı. Alayım tabancayı. Tamam. Hemen güvenlik kontrolü neydi? Şarjörü çıkarıyoruz. Şarjörde bir şey boş. Yok. Namluda bir şey var mı? Yok. Yok. Bakıyoruz. Yok. Sürgüyü düşürüyoruz. Kaç vurdum acaba? Tetik düşürmüyoruz. 4 tane görüyorum. Grupman müthiş. Tık 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 yapmışım. Ve bir tane de aşağıda. Tabancanın aşağısında elde. Elde. Ha, elde. Nice. Beş gayet beş. Güzel. 5'te 5. Tamam. Mükemmel. Nice. Var içimizde var yani bir şeyler. İçimizde var. Hangisine geçelim? Şuna geçelim. Tamam. K12 Sport. İkinci silahtayız. Yine güvenlik kuralını biliyorsun. Parmak tetikli olmayacak. Tabancayı tamam. Doldurabilirsin. Hedefimizi yeniledik. Basıyorum. Bas bas. Tamam. Slide'ı düşürebilirsin buradan. Çok güzel. Şu an hazır. Şu an tabanca atış yapmaya hazır. Şimdi. Bakıyorum. Doğru. Yine aynı şekilde. Duruş olarak eğer vurabiliyorsan bozmayacağım. Rahatsan bozmayacağım. Şu ama rahatım. Biraz daha ileri eğilebilirsin. Şu anda rahatım. Normalde kollarını ileri itmeni de isteyebilirim. Ama yorulduğunu söyledin. Evet, bugün çok kol çalıştık kardeşim. O yüzden bu şekilde durabilirsin. O zaman zaten hazırım. Şey yapayım mı? Doğru İstediğin mu? Zaman doğru mudur şu? Atış yapabilirsin. Bakıyorum. Evet, doğru. İstediğin zaman atış yapabilirsin. Oo, bu çok başkaymış. Tetik farklarını gördün. Evet. Çok güzel. Yine aynısı oldu. Yine alayım ben. Fişekten fişeğe böyle hatalar olabilir. Bakalım. Benim basışımla da alakalı olabilir. Yok. Bu tamamıyla ya fişek ya da tabanca hatası. Ama tamam. İki tane tabancada aynı sorun olduysa fişek hatası oluyor. Şöyle vereyim. Tabanca dolu bu arada. Elim. Çok güzel. Bu aynı yerde. Çok güzel. Bitti. Güvenlik kontrolünü senin yapmanı isteyeceğim. İlk başta şarjörü çıkarıyorsun. Ne, bu şuna mı basıyor? Evet. Şarjöre bakıyorsun. Fişek var mı içinde? Yok. Yok. Namluyu kontrol ediyorsun. Var mı? Yok. Duman çıkıyor. Sürgüyü kapatabilirsin. Çekeyim. Tamam. Tabancayı bırakın. Tabanca güvenli. Bu tabanca kimseye zarar vermez. Ne yaptık? Oo, hepsini hemen hemen aynı yerden vurmuşum. Ve farkında mısın? Bir avuç büyüklüğünde yere topladın. Bak benden olurmuş. Şu an gerçekten güzel atıyorsun. Şimdi hangisine geçelim? Şimdi şuna geçelim. Rival. Bunu hızlı olsun diye ben doldurayım hemen. Tamam, evet. Dene. Boşluğu alıyorsun. Boşluğu al. Tamam mı? Duvara gidiyorsun. Sonra bir anda patlıyor. Oo, bu tık tık. Direkt tık. Tabancanın şarjörünü veriyorum. Yine 5 tane fişek var. Hedefimiz farkındaysan değişti. Koyabilirsin. Kapalı değil mi her şey? Evet evet. Kurabilirsin. Hızlı çek, bırak. Bu.
Şu an tabanca dolu. Hemen namluyu ileri doğru doğrultalım. Yine tetik boşluğunu alıyorsun. Duvara geliyorsun ve duvara açıyorsun. 6. Aşağı düştü. 6. Güvenlik kontrolü. Şarjörü çıkaralım. Namlu boş mu? Ona bakalım. Herhangi bir şey gözükmüyor. Slide'ı düşürelim. Şuradan. Evet. Tamam. Nasıldı? Aa, vuramamışım bu sefer. Ama yine de dairenin içerisinde kalmasan bile bu artık. Toplu olarak bir yerde topladı. Bir tanesi önemli boşa mı gitmiş? Yok. İki tanesi aşağıda. İkisi orada. Üç tanesi bir siyahta, iki mavide. Ha, iki mavide neredeyse iki tane aynı yere. Evet evet. Hatta ne yaptın biliyor musun? Bir mavi attın. Aha. Bir aşağı attın. Tekrar mavi attın. Öyle. Tekrar aşağı attın. Sarıydı hedefimiz ama olsun. Aslında bugün silah farkı ama bu. Her silahta böyle bir denge farkı varmış gibi. Tabii. Her silahın denge farkı var. Bu bir mesela, de... O mesela diğeri daha çok sekiyordu. Bu biraz daha şey falan. Herhalde alışmakla alakalı. Hem heyecan, evet. Hem ilk kez yapıyorum ben. Hem böyle bir ortamda olmak falan. Kulaklığın sesi bile farklı şu an benim için. Ama i̇lk çok atış, eğlenceliymiş. İlk atış çok olmasına eğlenceli. Rağmen gayet güzel atıyorsun. Onu da söyleyeyim. Herkese bunu demiyorsan tamam. Kanalı açıp bakabilirsin. Okay. Herkese daha demiyorum. Daha kötü skanlar var mıydı? Yani? Poligona daha kötüleri de geliyor. Ama eğitiyoruz. Evet, şimdi evet, geliştirilebilecek bir şey. Tabii, kesinlikle. Sırada ne var? 1923, 100. yıla özel Johnny'in yeni tabancası. Tabancayı vereyim. Tamam. Aa, bu daha hafif. Tabii. O çelikti, full çelikti. Bu polimer. Polimer gövdeli. Tamam, okey. Şarjörü veriyorum. Hedefi değiştirmeyeceğim. Bu sefer hedefin sarı olacak. Slide'ı düşürebilirsin. Namlu hedefte. Çok cool silahmış. Doğru. Hah, kırmızı. Kırmızı daha bir şans getiriyor bana. Tetiği biraz... Yavaş basıyorum. Duvara geldin ya, yavaş bas. Yumuşak bas. Doğrusu bu. Çok güzel. 7. Çok güzel. 8. 9. Çok güzel. Aynı yerde. 12. Çizgi. Tık, sonuncu da patladık. Çok heyecanlı bir şey. Şarjör de. Ha, içinde kaldı. 5 atış. Her seferinde yapmışız. Bir tane. Sürgü geride kalmamış. Fişek. Tamam. Okey. 60. Ne oldu şimdi? Kaç nereleri vurduk? İlk başta bir tane mavi. Tamam. Kırmızıya çıktı. Wow, sonra da 3 tane de tam 12'de. Vay, yavaş yavaş gelişiyor. Kesinlikle öyle. Tamam. Hedefin de tipine alıştın mı? Tabii ki ilk bir o daha genişti böyle sanki. Bu sanki daha küçük değil mi? Aslında gövde olarak aynı. Tek fark burada daha noktasal bir atış tabii, yapıyorsun. Gövde yapmıyorsun. Nice, ama güzel. Tetiklere alıştın. Bunu evet, görebiliyoruz. Evet, güzelmiş. Sırada? Sonuncu kaldı zaten. Sonuncu kaldı. Evet, bu. Sarsılmaz 100. yıl. 100. yıl, evet. Biraz farklı gözüküyor. Silahın var mı şeyi? Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel çıkartılmış yeni bir tabanca. Evet. Yine Johnny'in de aynı şekilde Elite Combat'ta yeni tetiği bir nasıl? Tabancası. Tetiği alıp deneyebilirsin. Tamam. Artık namlu kontrolü boş. Boş. Şarjör boş. Yok. Bu da hafifmiş. Bir sürgüyü düşürebilirsin. Tetiğine bakabilirsin. Aa, bu farklı. Bunun karakterik özelliği şöyle. Duvara geliyorsun. Duvardan sonra yürümeye başlıyorsun. Hmm. Normalde burada duvara geliyordun. Patlıyordu. Patlıyordu. Bunu da duvara geliyorsun. Daha iyi aslında. İşte bu kullanıcıya kalmış. Hani silah sektöründe %100 bir şey yok ya. Evet. Bunu da şöyle bir şey yapacağım. Bayağı koyacağım. Tamam, süper. Ama bunu da bayağı arka arkaya atmanı isteyeceğim. Tamam. Ben de zaten o istekteyim şu anda. Sonuncu ya. Atış yapmak nasıl his? Rahatlatıyor. Bir gerdi, yalan yok ama gerçekten bir terapi tarafı da var yani bu olayın. Güzel. Ya vurdukça daha şey oluyor, keyif alıyorum. O son şeyde yavaş yavaş yukarı çıkmışım. Evet. Kariyerim gibi böyle yavaş yavaş yukarı çıt tırmandı. İnşallah düşmezdi. Düşmez. Arada ıskaladığımız oluyor. O her zaman hayat olur. Hayat dersi gibi bir gün ya. Şarjörlerde. Kaç tane? Gördüğün gibi. Oo. Fişeklerin arkasında şey var. 17 tane fişek 17. koydum. Bakalım hatta 17'de kaç yapacağız? 16 yapalım. Ne olur ne olmaz. Tamam. Şöyle veriyorum. Şimdi. Çok güzel. Çok güzel. Aman şu an abi. Atışa hazır. Namlu ileride. İkinci elimizi aldık. Tetiği karakterini söylüyorum. Tetik boşluğunu alıyorsun. Bir duvara geliyorsun. Duvarda yavaş yavaş yürüyorsun. Bunda tamam. Direkt patlamıyor. Tamam. Ve ondan sonra patlatıyorsun. Zaten ilk atışta anlarsın. Atış serbest. 9. Çok güzel. 7. 9. Çok güzel. 9.
9. 9. Çözdüm bu işi, biraz hızlanabilirsin. Evet, istediğim bu. Çok güzel. Alayım hemen. Bitti mi? Hemen bakalım. Sürgü geride kalmadı. Bitti. Şarjör boş. Namlu. Boş. Boş. Dumanı attırdık, dumanı. Bakayım. Oo. Hedefe bakıyoruz. Hepsini vurdum bu arada. Kaçırmadın. Bak var ya, bu efsane oldu gerçekten. Çünkü neden? Olay. Artık alıştın. Bu silah da güzelmiş. İyi sonunu bıraktık. Hedefi daha güzel görebildim sanki onda. Tabi. Beyaz nişangah farkları var. Ortalaması güzel gözüküyordu. Tabancalar arasında nişangah farkları da var. Değil mi? Tabi. Güzelmiş. Tamam. Aralarından en sevdiğin hangisi peki? Ya şimdi en sevdiğim o oldu çünkü en çok onda en güzel vurabildim. Bir de arda arda sıkmanın keyfi artıyormuş yani. Yani bununla da çok güzel oldu 1923'te. Ama bak heyecanlandım, bak nefesim kesildi. Arda arda sıkmak çok keyifliymiş gerçekten. Vallahi teşekkür ederim bu güzel deneyim için. Geldiğin için biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim davetiniz için. Yine gelirim ben. Her zaman sevdim. Kapımız diğer her zaman daha için. Büyük silahları da deneriz, merak ettim. Bir eğitimini alma kararı da aldım yani bugün. Aslında şu an eğitim aldın. Aldım, şu bir eğitim. Kesinlikle bu tamamıyla bir eğitim de. Onu da saklayacağım. Odamda saklayacağım onu. Ve hatta başarılı olsun. Bir şekilde bitirdin aslında. Öyle mi? Geçtim mi hocam? Geçtim mi? Geçtiniz. Geçtim. Geçtim. Tamam, net süper. Geçti. Süper, çok sevindim. Evet, son olarak bir şey demek ister misin? Yok, ne diyeyim ki artık. Gayet güzel oturdu. Evet, şu bunu alacağım, saklayacağım, dediğim gibi hatıra yapacağım. Benim için ilk kez böyle bir deneyim oluyor. O yüzden bayağı unutmayacağım bir gün oldu benim için. ben mutlu oldum. Gerçekten ben mutlu oldum. Süper. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi videomuz böyleydi. Bayağı bir atış yaptık. Sıfırdan ve yaklaşık 50-60 fişekte nerelere gelinebilirmiş onu evet. Öğrendik bugün. Aynen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.